işte mutluluk benim hayatıma aşkla girdi. Ve aşkla beraber yeni bir dil öğrendim ben. Bu da geleceğin dili. Yani bilgisayar programlama. Ama bunu çocuklara öğretmekle ilgili konuşacağım size bugün. Coder Dojo benim hayatıma aşkla girdi dedim. Eşimin fikriydi. Eşim bir yabancı ve dedi ki Türkiye'de bence bu konuda bir şeyler yapmak için çok ihtiyaç var. Çocukların bilgisayar programlamayı öğrenmeye başlaması, teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan üreten bireyler olmaya başlaması bizi ülkemizi ileriye götürecek bir şey ve ben de bugüne kadar zaten farklı şekillerde etrafıma faydalı olmaya çalışıyordum ama bu beni çok kalbimden vurdu. Çünkü insanlara meslek kazandıracak bir şey olduğunu düşündüm. Ve 2014 senesinin başında, yani 2 seneyi geçti, biz bir gönüllülük hareketi başlattık. Bilgisayar programlamayı bilen dostlarımıza haber verdik, bir mekan bulduk. Ve onların haftada bir gün çocuklarla bir araya gelip bildiklerini onlarla paylaşmalarına vesile olduk. Ve bu zincir giderek büyüdü. Koskoca bir halka oldu. Zaten Coder Dojo dediğimiz şey uluslararası bir zincir aslında. Şu anda dünyada 80 ülkede var. Ve her gün yeni dojolar açılıyor. Biz de Türkiye'de onlarca dojo açtık. Bu arada tabii size şeyi açıklayayım. Coder Dojo ne demek? Coder, kod yazabilen, bilgisayar programlayabilen kişiler, kodlama yapan kişiler demek. Dojo da uzak doğu dövüş sanatlarında ustadan öğrenilen, ustanın size el verdiği, bildiklerini paylaştığı, yani mentörlük yaptığı yuvalar, çatılar demek. Yani bir nevi bilgi tapınağı Coder Dojo'lar. Dediğim gibi haftada bir gün, 2 saat ücretsiz atölye buluşmalarıyla İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Malatya'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da, belki şu an Sakarya'da devamlı yeni dojolar açıyoruz ve bu zincirin halkalarını genişletiyoruz. Şimdi bir videomuz var, onu oynatabilir miyiz? Bir dinleyelim çocuklar. Atlas. Kaç yaşındasın? 10. Nasıl buluyorsun Coder Dojo'yu? Bence çok güzel. Çünkü bence bu sizin yani bu hafta bu sefer öğrendiğim şey Scratch üzerineydi ve Scratch'te hiç yani boş bir resme bir şeyler ekleyerek onu kendi başına yönetmeyi ve kendi kontrolün altına almayı öğreniyorsun. Sonuçta zaten bence kod da yazmak böyle bir şey. Bir fonksiyon var vererek onu kontrol altına alabilmek bence yani çok güzel, çok eğleniyorum. Süper. Eğlenceli geçiyor. Süper. Haftaya evet. Görüşüyoruz o zaman. Nerede? Burada. Evet. Şimdi bilgi tapınakları dedik. Bu da bir bilgi tapınağı. Bu Kars'ta Boğatepe köyünde bir ilkokul. Yani bir ilkokul derken oranın tek ilkokulu tabii. Minicik tek sınıfı olan, bütün yaş gruplarının bir arada ders gördüğü bir okul. Benim mutluluk anlayışım temelde özgürlük, özgür olmaktan geçiyor ve paylaşmaktan geçiyor. Çünkü benim büyük bir şansım vardı. Kendi okuyacağım okulları kendim seçtim. Mezun oldum ve beni dinleyen birçok kişi gibi 22 yaşımdan beri kendi ekmeğimi kazanıyorum. Hiç kimseye ihtiyacım olmadan kendi kararlarımı kendim vererek, hayatıma kendim yön vererek devam edebiliyorum hayatıma. Ve başkalarına faydalı olarak daha çok mutlu oluyorum. Benim için mutluluğun en kolay yolu bu aslında. Ve o nedenle istiyorum ki bizim Coder Dojo'da başardığımız şeyi, yani büyük şehirlerde başardığımız şeyi, işte ülkemizdeki yüzlerce köyde, kasabada da başlatalım. Ve gönüllülük hareketiyle
bu bilgi paylaşımı artsın, bilenler bilmeyenlere öğretsin. Çünkü bilgisayar programlama biliyor olmak veya teknoloji kullanabiliyor olmak kader değiştiren bir şey. Bugün ülkemizde işte kadınlara uygulanan şiddetten, kadın cinayetlerinden bahsettik. Biliyorsunuz doğuda özellikle çocuk gelinler yani çok yüksek oranda. Şu anda bizim ülkemizde 18 yaşından küçük yapılan evliliklerin oranı 3'te 1 ama doğuya gittiğimizde bu %50'leri geçiyor. Ve ben istiyorum ki bu fotoğraftaki minik kızımız mesela Melike, o kendisi seçsin istiyorum. Mesleğini de kendisi seçsin. Yani illa programlamacı olması gerekmiyor. Ama bir seçeneği olsun ve evlenmek istiyorsa evlensin, çalışmak istiyorsa çalışsın, ev hanımı olmak istiyorsa ev hanımı olsun. Ama bu özgürlüğe sahip olsunlar istiyorum. Ve bilgisayar programlama veya teknolojiyle çalışabilir halde olmak aslında çok kolay başarılabilecek bir şey. Çünkü bir bilgisayara ve internet bağlantısına bağlı yapılabilecek en küçük yatırım zaten bu. Bir videomuz daha var, onu da gösterebilir miyim? Merhaba, bize adını söyler misin? Adım Arda, soyadım Kıvanç, 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Nasıl buluyorsun Kodurlu Hoca'yı? Yani mi? Çok zevkli, yani bilgisayarın başına geçiyorsun ve hani sen bir şey yaratıyorsun. Yani kendin başarımız bu. Evet, sonuçta. Çok güzel. Ve hani zevk alarak yapıyorsun bunu. Evet. Peki bir de senin bir tekniğin var. O tekniği bir anlatır mısın? Ha şey programları alıyorum. Hani anlamadığım şeylerin fotoğrafını çekiyorum. Evet. Eve gittiğim zaman onu şey anlayana algılayana kadar tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşürüz haftaya. Kodur Dojo'da 6 ve 17 yaşındaki çocuklar yani bütün o geniş yaş skalasındaki çocuklar bir arada aynı masanın etrafında oturuyorlar. Hem mentorlarından bir şeyler öğreniyorlar. Hem de birbirlerine öğretiyorlar. İşin güzelliği belki de bu. Çünkü bizim ülkemizde o yaş grubu yani 7 yaşındaki bir ufaklıkla 15 yaşındaki bir delikanlı aynı masaya pek oturamazlar. Yani bayram sofralarında falan çok nadiren olur. Burada her hafta devam eden ve isteyen bütün çocukların katılabileceği bir yapı olduğu için mesela bir aydır devam eden 9 yaşındaki bir minik kız... O gün başlamış olan 14 yaşındaki bir delikanlıya bu Scratch programını nasıl kullanacağını gösterebiliyor. Yani bir kulüp ortamında ilerliyor ve her türlü şeyden, aile yapısından gelen, gelir seviyesinden gelen çocuklar birbirleriyle konuşma ve diyalog kurma, birbirlerinden öğrenme şansı buluyorlar. İşte bu mutluluğu biz Türkiye'nin her yerine yaymak istiyoruz. O nedenle vakıf olmak, büyümek istiyoruz. Yani ben de işte bankacılıkla başladığım kariyerim biraz beni buralara getirdi. Benim için mutluluk işte bu demek. Özgürlük demek ve paylaşmak demek. O nedenle benim hani nacizane tavsiyem kendinizi mutlu eden, sizi özgürleştiren şeyleri bulun. Yanınıza sizin gibi kocaman yürekli insanları alın. Onlardan aldığınız güçle paylaşın ve herkes özgür olsun istiyorum. Teşekkür ederim.